davatchi olimlarning masalasimi senga qiyomat eng boshda so'rildiganlar agar olim deyilish uchun qilib qolgan bo'lsa ixlos bo'lmagan bo'lsa uning oqibatini mush da'vatniki ya'ni ixlosning da'vatniki o'rni va ta'siri qanchalik degan savollarni tugatgan bo'lsak ixlosning da'vatniki o'rni intayin muhim yani buning o'rniga kelsak qimmatiga kelsak bu payg'ambarlarga inom qilingan alohida imtiyoz da'vat payg'ambarlarni qildigan ishi shu yo'lda mang'algan odam payg'ambarlarning merosxo'rlari buni olimlar shundoq qila oladi buning uchun chunki bir mazgil uyunidi o'qiydi vaqtini berdi ijtihod qiladi tirishidi qurbon berdi natijada alloh unga ilm berdi undan keyin u ilmdan alloh subhanahu taolo so'raydi demak shu ilmningki huddisidan chiqish uni boshqalarga uygutish ta'lim berish da'vat qilish demak bu nima alloh rizosi uchun chunki allohning payg'ambarlari o'zining da'vatida hech qachon bir odamdan bir pul yoki bir ishhaqqi so'rab boqmagan ya qavmi la as'alukum alayhi ajra ey qavmim men sizlardan hech qanday mol talab qilmayman pul talab qilmayman mening boshqa bir sizlardan hech qanday talab qilmayman faqat men sizlarga allohning nimasini yetkazishga man ruxsat qilinglar deydi shunga o'xshash ulamolarimi da'vatlar da'vatchilar mana shu narsa o'xshash bir sifat bo'lsa albatta bu go'zal narsa ammo bir odam o'zining da'vatini dunyoda o'zining nom obro' qozonish uchun faqat uni o'ziniki yashashi uchun faqat rizqi uchun yoki pul mol dunyo to'plash uchun ishlatadigan maqsadda vaqtida qilsichi vaqtida uniki uni balkim shunga loyiq uni nimasiga erishidi moddiy narsasiga lekin uni ixlos bo'lmagan bo'ladi uni ziyonni chuqur tortadi xuddi biz yuqorida misol qilib aytgandek alloh rizosi bo'lmagan nimada da'vatda ilmda uni ziyon borki foyda yo'q demak bu yerda ikki xil buni hatto qur'oni karimda misol allohning oyatlarini oz pulga sotibyotmanglar degan oyatlar bor bumi uchun nima desa shu olimlarningki dinni suiiste'mol qilib berish eng xatarlik yeri demak buni ixlos emas balki ixlos qo'y yo'qolib ketgan hatto uni dushmanning manfaati uchun allohningki ko'rsatgan nimasi bilan emas buni o'zini maddiy ma'nosiga manfaatiga erishish uchun o'zgartirib o'tadigan hukmlarni o'zgartirib berish yoki hukmlar masalan patvolarni qalamaqam berishga o'xshash ishlarni bunday qilish bu vaqtida u insonni vayron qiladi uni ixlos chunki ixlos bo'lmagan ammo u to'g'ri narsani xatoga o'zi xato niyati bilan ixlosni yo'qligi bilan buni buzib yotgan undoq odam qanday bo'ladi desa asta asta balkim beshida o'zining ma'lum natijaga erishishi mumkin lekin bu tadrijiy holda insonlarningki ko'zidan tushib ketadi hattoki allohning nimasi nazaridan tushib ketadi insonlar nazaridan tushadi va allohning nazaridan tushib ketadi chunki buningda ixlos bo'lmagan endi haqiqiy ixlosmand da'vatchiga kelsak u birinchi oyligi nima desa bu allohdan boshqa hech kimni qo'rqib qolmaydi haqni har vaqt har joyda so'zlayveradi davradi bu birinchisi uni ixlosini bor yo'qligi ikkinchisi u qilgan to'g'ri da'vatidan to'xtab qolmaydi jon halqumiga kelgan qadar u o'zining qilgan ishini u so'z orqali qilgan bo'lsin yozish orqali qilgan bo'lsin va boshqa harakatlar bilan bo'lgan bo'lsin u da'vatidan to'xtab qolmaydi davom qiladi uchinchisi bu shu qilgan amali orqali uninga alloh subhanahu taolo qalbiga bir xil xotirjamlik nasib qiladi u odam o'zini shundoq bir baxtli his qiladi moddiy narsa hech narsa bo'lmasligi mumkin uy bisotim yaxshi bo'lmasligi mumkin lekin qalbida bir xil xotirjamlik bo'ladi sakina deymiz buni xotirjamlik bu shu odamningki amalini shu da'vatni qilayotganlik kishininki haqiqiy amalningki ixlos bilan bo'lganligini bir ifodasi buni alloh subhanahu taolo shu mo'minni qalbiga soladi undan keyin uni boshqa taraflarda alloh subhanahu va taolo uni kishilarning nazarida uninga bir xil muhabbatni paydo qiladi kishilar tabiiy uni yaxshi ko'radigan bo'lib qoladi xo'sh bumi bu shu odamningki ixlos bilan qilganligi agar ixlossiz qilgan bo'lsichi bir mazgil kishilar voy mashaalloh deyishi mumkin lekin keyin qarasa uniki qalaymaqon boshqa maqsad qilayotganligi oshkorlanib qoladi bilinib qoladi harakatidan so'zidan yoki ba'zi nimalardan davlatlarniki usulidan albatta u kishilar uni voy deblar uni ko'zini tosh nima qilib o'tadi saqit qilib o'tadi u keyin u aslidagi nimasini topolmaydi o'rnini topolmaydi yuz obro'ni yo'qotib qo'ygan bo'ladi demak bu o'zini shu ixlossizlik bilan qilgan ishining dunyodalar o'ziniki nimasini o'rnini yo'qotib ketadi oxiratda allohni oldida bo'lgandaki boradigan nimasi oladigan nimasi jazosiniki qandayligini biz yuqorida so'zimizda aytib o'tdik va biz alloh subhanahu va taolo albatta muxlis bandalarni yaxshi ko'radiganligi haqida qur'oni karimda oyatlar bor bu intayin muhim bu nuqta bayan beshi degandek bu yangi mazmun emas yangi bir narsa emas lekin bu doim bir birimizni eslatib turadigan muhim nuqta bir musulmon bir narsani biz sezgan bo'lsa uninga ayrim aklib qarindoshim ma narsa bunda masalan mushu bir da'vat qilayotgan odamniki bir olimningki masalan xatoligini yana bir misra deylik masalan buni ko'rinishlari u bir xato qilib qolgan bo'lsa uninga birisi kelib mani bundayroqmiki yo xatomiki man bundoq to'g'ri ko'rmadim buni deb qolsa uni sen qanchalik bilatding kitobni sen o'qiganmi
degandek dep qaldı demek bir yerde bu adamın ihlası yoktu çıkıyor. Onun tutuş verse o tutuşunu kabul kılarsa ne çıkanda ikilenmezsin. Rahmet eyti onu kabul kılarsa bu adamdaki ihlasın bağlığını. Şuna Ömer radıyallahu anhu en alim sahabelerden içinde. Şuna takı bazı da yüzü hata bir hükümünü çıkarıp koyup buna bir ayal gelip ma hükümünüz gibi siz doğru ki Allah'ın mındak diken tutuşunu da kılam siz. Mesela meher ne? Ayalların toy, toy hakkını. Bir kitken de Ömer radıyallahu anhu bundak tutak kişiler toy kılanmaydıgan yakıp kaptı kişiler bunu. Bek küp nümük yukurlu tutup vardı o. Bunu ben çekleme koyma bunu dinkin toy mehri, hakkı mehri manabını eşip etmesin. Dep bir kutlu sözlüğe baktığında şu vakitte bir ayal durup lan ey halife, ey emirin müminin, müminlerin emiri siz Allah çekleme koymakan nesiniz, siz çekleme koyam siz degen de Ömer'in derhalla Ömer hatalaştı, ma ayal doğru dedi degen. Sen kimsin? Ben degen emir tutsam, ben halife tutsam, ben alim tutsam. Demigen, dep kanmagan. Demek bu bir aliminki ve davetçininki ihlasının bay yokluğuna bekliyorgan en nazik peytmiş. Bu şunun da naiti dikkat kardeşimiz gerek. Çünkü aşında küçük yerde teyinip gitti. Allah saklasın. Teyiniş daim bulmaydı. Hatalış daim bulmaydı. Hatalış buradaki hakka en nazik yerken kutlu vakti da hakkın teyinip gitiş. Bu insanın hatta bütün emelinin ki bekabı kutluşuna sebep kutluşuna kutluşu. Mümkün. Allah subhanahu ve teala hemimizde bunda neticelerin kutluşuna kutluşuna Allah saklasın. Şu emellerimizin ihlaslı buluşunu, niyetlerimizin sağlam buluşunu ve şundakla bunu birbirimize öz ara birbirimize eskertip dekimi sağlam bir nimede, hizmetini, kayısı şahidi buluşmak lazım. O siyasi sahada hizmet kuvvet kallabı olsun, ilmi sahada hizmet kuvvet kallabı olsun, devlet kısmında bu kallabı olsun, ticaret kuvvet kallabı olsun. Hemmeden ortak talep kullanan dersin imelisi, hemimiz ortak Allah'ın şu dersin soruşumuz demek ki, ey Allah bizi ihlas nisip kılgın. Kıran emellerimizin ihlasını kıran ve bizim emellerimizin sen kabul kılgın diyen bu duada her vakit bunu kılışan Allah'ın soruşumuz gerek. Amin, amin, amin. Hakikaten doğru değil. Allah razı olsun.